Kale Kayışlı direniş 24. gününde. En temel zaten direnişe başlaması arkadaşlar, hani ücretten öte işi sağlık güvenliği koşullarının çok kötü olması, sendikalaşmanın da en temel itici gücü bu olmuş. Daha evvel de biliyorduk Kale Kayış'ta 3 işçinin hayatını kaybettiğini son birkaç yıl içinde. Hatta bu son 3 haftada direniş sürecinde içeriden iş kazası haberleri devam ediyor olarak geliyor. Yani kişisel koruyucu önlemlerden tutun da hani eksikliğinden çalışma koşullarının kötülüğüne, hani modern hadi hadi sistemi olan taşeron mantığının burada devam etmesine, yani o mantık ne? Belli bir hani üretimi malı yetiştirebilmek için işçilerin çok yoğun olarak çalışması. Sendika girene kadar 12 saatlik vardiya varken şimdi sendikadan sonra 8'er saate indirilmiş vardiyalar. Ancak içeride özellikle patron ve patron vekillerinin işçilerin sendikalaşmasına, işçi sendika taleplerine dönüp çok yoğun bir baskısı olduğunu, fabrika işçilerinden olan iş güvenliği uzmanının işçileri sendikalaşması noktasında tehdit etti. Önümüzdeki hafta konuyla ilgili ayrıntılı bir rapor hazırlayacağız. İşçi sağlığı güvenliği meclisi olarak. Yani şimdi söyleyebileceğim bu kadar ama eğer arkadaşlardan çalışırken ki fotoğraflarını alırsanız hangi koşullarda çalıştıklarını göreceksiniz. Yani içeriye giren insan 3 saat, 4 saat mesai sonrası vücudu tamamen siyah oluyor Kale Kayış fabrikasında. Çok yoğun meslek hastalığından olduğunu gözlemledik. Yani özellikle bel, kasık fıtıklarından tutun da makinalarda ezilmelere, yanmalara kadar çok yoğun sorun var ve hani patronun hiçbir önlem almadığını söylüyor arkadaşlar. Burada hani herkesi de desteğe bekliyoruz diyelim Vedat.